Göstermediğimiz görselleri çıkartmak bir çözüm bulunuyor. İş adamları gösteririz ekranı tasdik eden görselleri. Biz sizle birlikte bulunduk. İki seansı birleştirdiğimiz sonuca ve konuya başladık. Bu arama baktık. Bence başkan tekrar sizden bir teyit almak gerekebilir sizin başına. Şu an şeyimiz bir Allah ve sunumun arkasında bir kayca çay gari arası gibi bir şey gözüküyor. Yani bilmem bizim neyse o kısmı pas geçelim. Devam edelim şu soracağım kısmına gelelim. Havuzumda zaten yaptığımda da şey gibi rahat, serbest zamanı geçirmek için istekli bir gözüküyor. Eğer sıkıntı yoksa bu şekilde yapacağız inşallah, tamamlayacağız. Alttan bir şey yapana kadar bizim resim bize davet ettiği kısımda değil, soru cevabı başlayabiliriz. Buyurun Mehmet Bey. İzin verirseniz şöyle bir şey yapabiliriz. Yani söz isteyenlere sırayla mı gidelim?
Öyle serbest biraz zor olacak çünkü beyefendi istemişti, arkada bir kişi istedi. Hani toplantı bir şeyle gelen düzenli bozmamakta izin verirseniz sırayla gidelim. Üçüncü sırada siz gözüküyorsunuz şu an itibariyle. Çünkü şey gibi, zaten naif durumdayız. Nasıl sürücü? O
puan adaylarını tüm işlerimize sürdürebileceğimiz çalışma yapmıyor. Zaten belki de bu bahsettiğimiz sıkıntıların sonucunda bütün çözümler olabilir. Orada kontrolsüz bir alan var. Bir şekilde ideal buradan kontrolü atarak bir şeyde çözümler geliştiriyor. Resetler kısmına gelince de problem bitmiyor sizin. Muhtemelen sizlerle de kastettiğiniz kısım tüzel kişinin tüzel kişiye sahipleri mükellefiyetleri resetler gibi bir şeyler var. Orada da bir tür ticaret kanunu gerçeği var. Biz en azından vergisel olarak resen tekmesini çalıştırarak kişinin orada bir nevi vergisel mükellefini dondurmuş oluyoruz. Ama temelinde kişi, güzel kişinin altından kalkabilmesi için de ticaret kanundaki o prosedürün tamamlanması gerekiyor. Aslında orada epey bir, en son bir genelde çıkartarak da düzenlemeler yaptık, araştırmalar yaptık resen tekle ilgili. Epey bir mesafe kat ettik ama son iki yapılandırma kanunu sebebiyle şeye giremez olduk. Saha yapılandırma bunu tam yansıtamadık. İnşallah idarelerin nefes alırsak en baştaki önceliklerimizden bir tanesi bu. Biz de kendi kayıtlarımızı sağlık hale getirmek için oradaki problemlerin gidizlemek istiyoruz. Sadece bu kadar da söyleyebilirim şimdi size. Şurada beyefendi var da en arkada köşede söz etmişler. Ben bu arada şey geldi, ekran gösterdiği. İsterseniz hızlı hızlı onlara bir göz atalım. Sorunuz ondan sonra alsak olur mu? İki saniye izin verir misiniz? Önce ekran görselinden bir geçelim, basit bir şey. Hani en azından yapılan sorunun aklınlarda kalması adına birkaç tane görsel. Ondan sonra hemen sorunuz alalım. Şimdi hızlı hızlı ekranları geçireyim. Dediğim gibi bunlar üzerinde çalışılan ekranlar. Nihai olarak bir ucukta karşımıza gelecek ekranlar değil belki ama ana fonksiyonlar itibariyle işte gelir ekle, gider ekle ekranları, kaydettiğimiz gelir ya da giderleri sistemin içerisine eklerken programın nasıl bir arayüzde aşağı yukarı bizi karşılayacağına yönelik olarak örnek ekranlar koyduk. Muhasebe bilgileri, mali bilgiler, beyanlar neler gibi sol tarafta ekranlar olacak. Satılandan ya da yapılan giderin niteliğine göre, KDV oranına göre farklı oranları sistem seçmeye imkan verecek. Gider türlerini ana hatlarıyla belirledikten sonra kullanıcılar kendileri alt türler oluşturabilecekler. Bunları kendileri